Günaydın. Günaydın. Geçmişimde, dünümdesin. Çalınmasın, söylenmesin. Ne güzel bir şarkıdır değil mi kızlar? Dün çamaşırlarımı serdim ama henüz kurumamış. Ah, arası beslenmesini sabah hazırlarken diyorum ki yılın son beslenmesi. Sonra döndüm Aras'a baktım dedim ki Aras daha dün gibiydi okulun başladığı hafta. O bir telaş beslenme hazırlığı işte ilk ödevler kitaplar defterler. Çocuk şimdi okumayı da öğrendi yazmayı da öğrendi problem de çözüyor. Çocuk bilinçlendi bir yıl ömrümüzden gitti. Çay mı? Geliyorum canım. Saat 8'i çeyrek falan var herhalde. Yok canım o kadar değil. 8 olmuştur. Çünkü bir bakacağım hemen. Şunlar Yusuf'un bugün giyeceği işte kıyafetler. Şu dün söylediğim çanta değiştirdiğim çanta. Şurada dünden kalan birkaç tane bardağımız var. Çay içmiştik. Yusuf gece yumurta getirmişti. Yumurta yedik. Çayımız tamamdır hayatım. Ondan sonra kahvaltıya ne varsa onu çıkardım. Dolap zaten bomboş. Biliyorsunuz yazın çok fazla alışveriş yapmıyorum çünkü restoranda yediğimiz için burada aldığım malzemeler bayatlıyor. Şu gene son zeytin ezmemiz, şu acılı ezme, labne peynirden var birazcık. Ekmek getirmişti Yusuf. Ekmek çıkardım. Soğuk su içmeyeyim, 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 içmeyeyim diyorum. Ama bu sıcaklarda da insanın içi gerçekten başka türlü serinlemiyor. Ama hemen tabii kafaya dikmiyorum. Biraz ılıtıyorum. Şu çöp. Şunlar oğluşum. Pijamacıkları. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Son beslenmeyi de bu yılın hazırladığımıza göre. Yarın da karne alınacak. Beslenme gönderilecek mi hiç bilmiyorum. Ben burada ne yapıyorum bebişlerim. Ben burada domates salatalık doğruyorum. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Yarım domates bize yeter zaten. Şurada helva vardı. Gece Yusuf helvayı halletmiş, yemiş. Afiyetler olsun. Bu dökülecek. Ondan sonra şuradaki bulaşıklarımız makineye girecek. Çay bardaklarını çıkaracağım. Şeker çıkaracağım. Saat kaç? Ha, saat 8:05 geçmeye başlamış. 8:05 geçiyor. Bugün dedim böyle kahvaltımızı yapalım. Öyle git Yusuf dedim. Aslında Yusuf'a ben şey dedim denize gidelim diye. Yusuf dedik dinlenmek istiyorum. Vücudumu dinlendirmek istiyorum dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Saygı duydum ona. Bugün onun istediği programı yapıyoruz. Dinlenmece. Şekerimiz. Şu gece lambasıyla kapattım zaten. Gece çalıştırıyoruz. Dün kaş, bıyık, ondan sonra tırnak, manikür, pedikür. Renkler yaptım. Şunu ayak tırnaklarımı sürdüm. Bu arada terliklerimi değiştirdim. Diğer kırmızıyı kirli attım. Bu temizliği yıkanmıştı. Bunu çıkardım kullanmaya. Çünkü geçen ki karnım ağrıdı. Sancılandım ya kızlar. Yerde ayaklarım terliksiz gezmekte. O yüzden terlikler çıkardım. Sürekli yazın terlikli kullanıyorum. Ayaklarım ne kadar sıcak da bunalsa da. Tırnaklarımı dün biraz kısalttım. Ondan sonra şu açıklığıyla rengi sürdüm. Hayatım bir telif yiyeceğim hayatım. Hayatım telif yiyeceğim canım. Şunu da ellerime istiyorum sürmek bugün. Dünkü ojelerimi çıkardım. Dün mutfakta bayağı berbat olmuştu tırnaklarım. Günlerden perşembe. Günümüze başladık. Çamaşırları kontrol ettim. Daha ıslaklar. Ah, Aras kuzumun odasını toparladım. Aras'ı okula gönderdikten sonra. Ondan sonra lavaboyu sildim. Şu dün Aras'a duş aldırdım. Yusuf gece geldi duş aldı. Bu kovaları falan toparlayacağım. Bir de yatağımız toplanacak. Onun dışında evde bir iş yok. Bugün böyle bir eve bir süpürge tutarsan aslında kötü olmaz. Bakarız duruma göre. Restorana gidip gitmeyeceğim de henüz belli değil. İlerleyen saatlerde her şey belli olur.
Bir saat otobüs bekledim. Vallahi bir de yanlış yerde mi bekliyordum bilmiyorum da. Geri restoranta kadar indim. Yusuf geldi aldı beni motorla. Tam oraya gittim, orada geldi otobüs. Feride'ye sürpriz yapacağım bu arada, haberi yoktu. Şimdi öğrendi telefonda. Of Allah'ım, başıma sıcak geçti. Şimdi gölge bir yer bulayım da anlatayım size. İndim, Tekirova'dayım. Feride'ye geldim. Sürpriz yaptım tabii ki. Şimdi sabah kahvaltı yaptık. Yusuf'u gönderdim. Aslında spontane gelişti. Hiç aklımda yoktu gelmek ama güzel oldu. En güzel sürprizler böyle spontane gelişen, o beklenmedik anda olanlar. Of nasıl serin güzelmiş şurası da. Şimdi biz vlogu yayına koymuşuz. Feride aradı beni, izledim diye. Ondan sonra konuşmaya falan başladık. Dedi ki Kazakistan'a gideceğim dedi. Bayramda yokum burada dedi. Ay sonu gidiyorum dedi. Ben şimdi vloglarını izleyemediğim için takip edemiyorum durumun ne olduğunu. Öyle olunca dedim ki dur, fırsat bu fırsat. Şimdi Aras'ın okulda tatile giriyor. Aras'la da gel git çok zor oluyor. Gerçekten beni çok yoruyor. O yüzden yarın da Aras karne alacak. Bugün hazır ben evdeyim. Bu fırsatı değerlendireyim, sürpriz yapayım dedim. Biz tabi o esnada Feride'yle telefonla konuşuyoruz. Ben hiçbir şey Feride'ye söylemedim. Hazırlandım, hızlıca çıktım ama o esnada biz telefonla hala konuşuyoruz Feride'yle. Ondan sonra soğuk soğuk bir şeyler mi alsam, şöyle soğuk pasta, dondurma falan. Hele size anlatayım, ondan sonra alışverişimi yapıp çıkacağım. Şimdi bu yeni evine de ilk defa gidiyorum. Bakalım tatlı güzel bir şeyle gidelim ki her gidişimiz tatlı olsun. Ondan sonra o esnada şokun oraya geldim yürüyerek. Şey düşündüm, bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Biz bir saattir telefondayız ama bir saattir otobüs geçmiyor. Dedim acaba gene tekrar şeyleri, istikameti değiştirdiler de acaba sadece restoranın oradan mı aşağıya Tekirova'ya doğru otobüs geliyor. Neyse sonra şey yaptım, Yusuf'a mesaj attım, dedim gel beni al. O motorla geldi, beni aldı. Restorantın oraya tam indim, Feride ile telefonla konuşuyorum, otobüs geldi. Yusuf dedi ki otobüs geldi deyince, Feride dedi ki sen dedi nereye gidiyorsun dedi. Dedim sana geliyorum dedim. Ya dedi bir saattir niye söylemiyorsun dedi, insan bunu söylemez mi dedi. Ya dedim sürpriz yapacaktım, ya kapat telefonu dedi falan, o da bir telaşa girdi. Ya ben şey olsun istemiyorum, rahatsız olsun böyle kalksın, bir böyle telaşa girsin falan istemediğim için ben aslında aklımda şu vardı, telefon kamerayı açacaktım size. Onunla hem telefonla konuşup ziline basıp o da diyecekti ki kim geldi acaba, kapıyı açıp aa mikrofon ama Yusuf bozdu sürpriz, otobüs geldi deyince o da hemen şüphelendi, sen nereye gidiyorsun falan. Neyse böyle tatlı bir sürprizimiz oldu, çenem düştü. Ben hızlıca şimdi bir şeyler alayım. Ondan sonra Yusuf'u bu arada arayacağım, Yusuf aramamı bekliyor. Allah'ım hangisine yetişeceğimi şaşırdım. Onun dışında da annem bugün, ben tam çıktım, karar verdim, geliyorum. Annem mesaj yazdı. Mantı siparişi var, gel yapalım bugün diye. Ben dedim Feride'ye gidiyorum. Öğleden sonra uğrarım erken işim yetişirsem. Tamam dedi. Hayatım ben indim, şoktayım. Haberin olsun bebeğim. Kimler? Sen dün anlatmayı unuttum ben o mevzuyu. Dur onu anlatacağım şimdi. Gerçekten yirmesin. Hele şunun köşe takımına bir bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Bunu en son apartta görmüştüm temizlik yaparken. Buraya getirmiş koymuş. Paçaları tutuşmuştur şimdi. Bana kızacak kesin, niye haber vermedin ya. Şu sümbüllerin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel duruyor. Of, baskın basandır diyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kapıyı da açık bırakmışsın. Gel kendi kendine uğraş diye mi? Küfür etme kız. Kamera açık, ben dedim ya bana kızacak diye. Ben işte bu yüzden ona özellikle söylemiyorum. Çünkü bu huyunu bildiğim için sevmiyorum bu huyunu. Aşkıma bak sen. Bismillahirrahmanirrahim. Aşkıma bakın siz ya. Kış. Olur öyle şeyler. Benim evim hep dağınık. Nerede çevirme? Çevirmeyeceğim. Pijamanla gördüm seni. Kış. Bir çorap nerede? Bir çorap nerede? Kış. 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 Şela. Feride ben kahvaltı yaptım. Boşuna bir şeye koşturma. Ben Yusuf'la kahvaltımı yapıp geldim. Merhaba. İşte böyle yaptığın için ben sana haber vermek istemiyorum. Gelmek de istemiyorum. Merhaba. Ne haber teyze? Hoş. He. Vallahi en güzelini yapıyorsun biliyor musun bu sıcaklarda? En güzelini yapıyorsun bu sıcaklarda, serin serin yatıyorsun. Dişler mi çıkıyor? Dişler mi çıkıyor kız? Hı, bunu çekelim. Bunu çekelim, başını atmışsın bu senin. He? Allah'ım. Ne oldu, çorabı da çıkarmışsın? Annen kızdı bana baskın yaptım diye. Hı? Perdelerin falan hiç daha canlı gözle görmedim. İlk defa geliyorum bu evine.
Allah hayırlı uğurlu oturmayı nasip etsin. Sağlıcakla oturmayı nasip etsin. Kayıp teyze geldi mi? Heh, kızlar soruyordu. Niye gitmiyorsun Feride? Nigar niye gelmiyor? Feride niye gelmiyor? Biz böyle dur kolunu aşıyorduk oldu. Teyzesinin balı. Teyzesinin balı. Dişler çıkıyor değil mi? Fıstığım saçları da uzamış. Ha? Fıştığım benim. Ha? Şu içecekleri dolaba atayım. Şimdi kahvaltı hazırlamış. İşte kendisine de söylüyorum. Ben gerçekten kızıyorum böyle şeylere. O yüzden haber vermeden geldim. Çünkü illa bir böyle bir hazırlığa girişiyor, bir kendini yoruyor. Çocuğu da var ya, ben hele biradan sonra hiç kıyamıyorum ona. Yaren varken gene haber veriyordum, geliyordum, hazırlık yapıyordu, oturuyorduk, ediyorduk. Ne güzel kuş sesleri geliyor, bakar mısınız? Fatma yenge de geldi, görüştük. Şimdi kahvaltıya da gelir. Sen dedi zayıflamışsın dedi, bayağıdır görünmüyorsun. Dedim Fatma yenge sorma vallahi başıma gelenleri, bir dünya işim var, gücüm var. Fatma yenge! Fatma yenge! Gel çay içelim. Çayı dışarıya koydu, göstereceğim şimdi size. Saçlarımı topladım valla. Kızlardan birinin tokasını buldum. Şöyle iki katlı bir şey aldım. Şunları makineden çıkardık da yerlerini bilmiyorum. Eski evinde biliyordum da yeni evine daha çözemedim dolapları. İlk defa geliyorum ya. Şöyle katlı bir şey aldım da bilmiyorum var mı yok mu, ihtiyacı var mıydı. Küçük bir ev hediyesi olarak da. Fişini de bırakacağım. Eğer varsa ya da ihtiyacı yoksa götürsün değiştirsin diyor. Şöyle iki katlı şey. Pastalık, kuru pastalık. Güzel olmaz mı? Şey de güzelmiş, rengi de güzelmiş. Kendime de aslında alabilirim de ama benim bu renge uyan hiçbir şeyim yok. Neye uyuyabilir bu renk? Dolaplarıma uyar mı? Böyle bir ara bunun plastiğini almıştım, hatırlıyorsunuz. Plastiği kırıldıktan sonra şey yaptım. Ha, metalleri de sağlam, güzelmiş. Şöyle katlı tabak. Hoşuma gitti. Ben kendime de giderken alırım bir tane. Şimdi Mira kuşu da alalım kucağımıza. Mira kuşla beraber kahvaltıya gidelim ama gerçi annesine mi sorsam alayım mı diye. Burada bunun keyfi yerinde. Üstüme ince hırka giydim gelirken. Of, omuzlarım yanmasın diye. Ev serinmiş. Çıkardım üstüme. Mira. Hadi kahvaltıya gidelim teyzoş. Teyzoş. Ben seni bırakıp nasıl bırakıp gideyim teyzoş? Hadi gel kucağıma. Kış. Feride ben bunu alıyorum aşkım. Ay yavrum kız. Hadi gidiyoruz. Tut elimi teyzoş. Teyzoş tut elimi. Tut teyzem elimi. Gel gel gel. Gel teyzesi gel balı gel 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 balı gel. Allah'ım bilsem ki böyle bir tane kız olacak. Hiç düşünmeden yapardım ikinciyi. Senin kaçak burada. Diyorum ki şu güzelliğe bak. Hoş bulduk bebişim. Kırmızılar severiz. Ben de elbise giydim. Hadi. Fatma yengeye seslendim ama. Bilmiyorum duydu mu? Gel kışım. Gel gidelim aşkım. Minnoşumuzla dışarı çıktık. Benim şeyini bırakmaya gönlüm lazım olmadı. Tutamıyorum, korkuyorum düşürürüm diye. Gel şöyle biz bir köşeye baş köşeye geçelim. Şimdi size sofrayı da göstereceğim. Ben gelene kadar yarım saat yoktu. 20 dakikada bir dünya çeşit hazırlamış gene. Bu kız böyle yapıyor işte. Aşkım bir şöyle seninle keyif köşesine geçelim he. Teyze kaç aydır gelmiyor senin evine? Keyfi hak etti mi? Hak etti. Ha pis pis. Ay diyeceğim. Ne oldu? Sen Nilo'ya mı istiyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Sen bir konuş ya. Kamera. Alıştın annenden. Sen alışıksın kameraya. Evet. Kedi git buradan. Yemeğimizi seninle bölüşmeyiz. Şimdi şurada bebe bisküvisi ceviz. Öğütülmüş ceviz varmış. Bir karışımı yapıyor da şaşırdım. Ek gıdaya başladı zaten. Şimdi üstüne Danino koydu bir tane. Danino koydu. Değil Bir de mi? Muz koyacağım. Bir şey yapıp. Çok güzel. Bacak Hem kilo aldı. Bak bebe bisküvisi bayağı kilo aldı. Ceviz de faydalı. Muz daha ne olsun. Bir de kahvaltımız olacak şimdi böylece. Hem muzu küçük küçük yapıyorsun. İçini de yapıyorum. Şey yapıyorum. Bak rendeliyorum. Ha, babamız da geldi. Hadi dur. Sen de kilo vermişsin Fatma yenge. Vermişsin vermişsin. Sen de o sevmiyorlar mı kiloyu? Benim kayınpederim de sevmez kilo. Ama Feride çok zayıflamış. Şey bakmamışsınız benim bacıma. Hoş bulduk enişte. Enişte benim bacıma niye bakmadın bu kadar zayıflamış? Bakıyorum ya. Sen kilo almışsın, ona kilo verdirmişsiniz. Üzüyorsunuz beni Fatma yenge.
Bacımı zaten 4 aydır bir görüyorum. Şey, sen iyi de var. Sen bilerek mi diyet yapıyorsun? Kız kendiydi, biz ekmeği kanam. Çok zayıflama. Kız sen iyi de mi vardı şeyi? Yazı nigar nigar. Kanalım mı he? Ona çekiyorum ya Gülo. Gülo kız sen hiç rahat durmuyorsun. Dur bir abone bir abonedir. İzle, benim kaynağım bunu izliyor. Yakın hayranıdır kendilerinin. Kimi izliyor? Feride'yi. Feride tamam enişteciğim, sen hallet işini. İş adamlarının işi bitmez. İyiyiz, kahvaltıya geldik. Kahvaltıya gelmedik aslında da. Anası hazırladı. Yok ben sizi gördüm artık kiloya şey yaptım, kompleks yaptım Fatma yenge, yemeyeceğim. Vermişsiniz onu söylüyorum işte. Yok canım o hafif şeyler basküller. Aşkım sen böyle döndün. 5 kilo fazla gösteriyor basküller. Eski baskülle tartılacaksın. Otur hele, otur gel. Gel hele iki kelam edek seninle. Aşkım ondan değil. Şey dijital baskı mı? Dijital baskül mü? Dijitaller 5 kilo 7 kilo fazla çıkarıyor. Vallahi billahi benimki de evde ha canım. Kaç kilo ne çıkarıyor? 5 ile 7 kilo fazla çıkarıyor. Miram Mira'yı çıkarıyorum. Mira 6,5 kilo. 5 kilo çıkarıyorum. Miram 1,5 kilo mu kız? Ya yürüyün gidin. Siz ya sizin yağınızdan düşüyor. O fazla gösteriyor. Benimki 5 kilo fazla gösteriyor. Kuş bunun yanaklarına bak. Kuş bu ne aldı kiloşu? Bunun yanaklara bak. Önce kendim çıkıyorum. Sonra Mira ile beraber çıkıyorum. Oradan öyle tartılma olur mu ya? Ya çok komiksin. Diyor ki çocuğu al çık diyor. Çocuk ağlıyor. Ya yürüsün de gitsin ya. Ama ağlıyor şeyde. Bak çocukla çıkıyorum. Seni ben yerim. Çok üzüldüm. Çok zayıflamış bacım. Neyse Kazakistan'da depolarsın ha aşkım. Sana iyi bakarlar. Çok vermişsin kuzeye. Kilo vermişsin. Geçen bir vlogunda da kilondan bahsetmişsin. Kızlar demiş ki Feride'cim kilon yok falan filan diye yorumlar yazmışlar. Seni teselli etmişler. Ha şey dedim ya. Şu yapraklarda dedim ki çok şey mi ya, zayıf mı uçurur götürür. Ya hele bir gel, yeter artık ya. Yeter. 100 kere içeri girdi çıktı arkadaş ya. Kahvaltımızı göstereyim mi size kızlar? Mira sen hiç yerinde durmuyorsun. Ben sana bu karışımı ben yedireceğim biliyor musun teyzoş? Birazcık pratik yapayım kızlar bebek için. Değil mi Miroş? Pratik yapmak lazım, pratik. He? Bebiş gelirse. İyi yaşa aşkıma, bu kadar gerçek. İyi yaşa plan şişime. Ha işte aynısından o baskül benimki fazla çıkarıyor. Eskilerinden lazım. Böyle dönüyor ya şey gibi. Yoksundur 90, yoksundur. Ödemem var belki Fatma yenge. Bak şimdi ben evde 76'yım. Çıkayım bakayım kaç gösterecek beni. Ben yemek yiyip ama 94 kiloyum. Bak ben 76 kiloyum. Şimdi çıkacağım bakayım beni kaç gösterecek. Sen gel de böyle olacak. Sen gel bu fıstığın yanına otur. Bu dönüyor, dönüyor, dönüyor. Maşallah çok hareketlenmiş. Bak bak babaanne. Benim zayıfım. Kız sen baba niye gülüyorsun? Gel hadi gel. Sen bunu tutuşmasın. Ben hele bir çıkayım bakayım bacım. Ben ne çıkacağım? Terliklerimi de giydim geldim. Rahat oluyor kızlar. Şimdi böyle geziyorum ya bunlarla çat 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 diye. Yusuf diyor ki bu ne böyle diyor. Topuk topuklu giy daha iyi. Böyle olduğu zaman sinir oluyor. Kış. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. 80 kilo 400 gram. 4 kilo fazla çıkardı benim evdekine göre. Yok yok fazla gösteriyor. Belki de 4 kilo öyle fazla çıkardı. Fazla ben 76'yım daha dün gece tartıldım. 90 kilo 94 çıkardı. Hadi biz kahvaltımızı yapalım kızlar, sonra bir yerde görüşürüz. Bu neymiş? Oo soğanlı yumurta yaptı. Ben yemeyeyim. Ne türlü çay içeceğim. Fatma yenge bunun ne kadar böyle çalışkan hamarat bir gelinin var. Memnun musun? Fark etmiyor mu senin için? Ha? Fark etmez. Memnun. Her parmağı bir yarvaktır. Herkes ona hayran kalır. Valla kaynanam. Olur diyorum. Kaynanam da izliyor izliyor bana diyor ki. Gelininle gurur duruyorum. Ya. Selam söyle. Aleyküm selam. Onu çok seviyorum. Herkesin taştan çıkıyor. Benim kaynana diyor ki beni üzüyor. Bak diyor Feride'nin hazırladığı kahvaltılara sen diyor üşen geçsin diyor. Değil mi? Sofraya çok harcıyor değil mi? Yok aramızda kimse. Kızlar siz de söylemeyin. Aramızda bir şey söyleyeceğim. Ben cimriyim. Kaynanam senden görüyor. Görüyor sonra bana baskı yapıyor. Ben o çayı içmem. O çok açık. Belize. Getir ben onu koyultayım. Sen onu ver aşkım bana. Dur ben hem de su alayım kendime. Seni yormayayım bacım. Üzüldüm bacıma gül. Diyorum ki kaynanam görüyor senin vloglarda çeşit çeşit kahvaltıyı. Sonra bana diyor ki sen diyor tembelsin. Bak diyor Feride kızına bile nasıl tabaklar hazırlıyor diyor. Bu bazı insanın içinde var. Benim içimde yok kuzi ne yapayım? Ben biraz öyle olmam için bir tüye versene ne yapmam lazım? O kahvaltıyı öyle hazırlarım. Ne yapmam lazım?
Yok bende. Şöyle uzaktan çekeyim, gıdın çıkmasın. Hadi neyse, çayımızı içek sonra konuşuruz. Aşk tutum, sen benim gıdımı görsen. Bak. Ben kaçıyorum. Vardır Zarife gelirse. Ya giderken de parfüm sıkıştırıyor. Gelirken de parfüm. Kendine koca arıbe etkisi yeri. Tövbe olsun. Fatma yenge. Şakayı diyemez, sen şakadan alıyorsun. Bazen aşk tutumla içeride iki kere öpüştük de üçüncü öpüşeceğim. Bunlar ruj var. Nefesim durdu. Parfüm koksun anne. Hayır be. Ha, şakadan. Yok orası sene parfüm çıkmadı. Var bizde. Almen onu almıyor. Neyse kızlar, Allah'a emanet. Fatma yenge, görüşürüz. Telefonu da unutmayayım, alayım. Feride ayarlarını yaptı, kamera ayarlarını bu arada. Kızlar çok seviliyorsunuz, Allah'a emanet olun. Şey gene ayarlar şöyle netleniyor kızı ya. Aşkım yüklemede sorun olmasa gel. Hayır hoşit. Tamam. Fatma yenge, Allah'a emanet ol. Canım sağ benim. Ya bir helal et. Helali hoş olsun canım, sen de helal et hakkını. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel oldu be, gene de 2,5 saat kaldı. Kahkülüm beğenmedin ama. Ha geçen dedim tabii musun? Nigar'dan biraz örnek al. Güzellik salonuna ihtiyacım var benim. Biliyorsun. Bana da geliyorlar bir dünya şey yazıyorlar seninle ilgili. Ben çok çekinim ya. Sen de çok güzelsin. Bu filtre bile çok güzel gösteriyor. Gıdık olur. Hayır, ben şöyle bir resim alayım. Yani Allah aşkına. Ay. Tepeye bakıyoruz. Analı kızlı kısırları gizli. He bacım. İşte öyle demişler. Salon, güzellik salonu. Aynaya baktım. Aşkitoğum. Sen mutlu musun? Kocam mutlu mu? Evet. Bitti. Ben şimdi çok güzelim. Bitti. Bana da diyorlar ki Feride gibi sofra hazırlamıyorsun. Feride sen gibi temiz değilsin demişler beni geçen. Beni benle vuruyorlar. Beni de seninle mi vuruyorlar? Vursunlar. Vurulacak bakalım. Yerlerim açık. Hadi misafirlerin gelecek. Oyalamayayım seni. Allah'a emanet. Eline sağlık canım benim. Şimdi vur burayı da. Aşk olsun, deli misin? Hadi Allah'a emanet. Neyse pazar da olur. Sen kendini ayarla, bana haber et, tamam mı? Ben okeyim. Geldim, gidiyoruz da gideriz. Tamam. Hadi bay bay. Ay yerim ben seni. Tamam kuşum. Gözlüğümü de takayım. Yedik içtik oturduk. Allah'a şükür. Onun da bugün misafirleri gelecekmiş. Zarife'nin annesi gelmiş, onu ağırlayacakmış. Ondan sonra dedim ki kuşum, ben seni fazla meşgul etmeyeyim, zaten de gitmem lazım. Ondan sonra çok güzel zaman geçirdik. Fatma yengeyle de oturduk, dertleştik, kahvaltımızı yaptık. Mira kuşu sevdim. Bir yaren kuzuyu görmedim, kokoşum benim. Allah sana çok şükür, hamdü senalar olsun. Şimdi benim plan ne? Otobüse buradan biniyorum. Restorantın orada iniyorum. Gidip arası karşılıyorum. Çünkü 2.35, 2.40 gibi gelecek. Ben de anca zaten otobüsten in, bin, gittiğine kadar. Ondan sonra Feride hediye, ev hediyesini beğendi bu arada. Dedim fişini bıraktın mı? Dedim beğenmezsen değiştir ya da varsa sende. Yok dedi, şokta görmüştüm dedi. Hoşuma gitmiş dedi. İyi dedim, güle güle kullan. Allah'ım bu ne sıcak. Ben de hırkayı giyecek gün buldum. Ya şey kızlar, şu elbise biraz zayıflamışım. Söylemesi ayıp olmasın. Tabii arada kaç kilo? Kışa göre 6 kilo gitti yani. Ve fark ediyor yani. Şuralarım falan düşüyor. Şuralarım çok açık olunca da rahat edemedim. Hırka giydim üstüme. Ondan sonra bebişlerim. Ne söyleyeyim. Ferideciğim evini çok beğendim. Biraz şey tabii, yorgun geldi bana. Haliyle kolay değil. Çocuklar, orası burası, ev, yetiş, misafir derken biraz zayıflamış, ona da üzüldüm, kızdım. Dedim fazla her şey stres yapma. Şimdi memlekete gidecek, heyecanı var tabii ki. Ondan sonra bacı bacı konuştuk. Fatma yengeyle oturduk, konuştuk. Enişte kalktı gitti zaten, biraz onunla oturduk. Yani aramızda hiçbir zaman hiçbir sorun olmadı. Sorunumuz da yok. Spontane sürpriz güzel oldu. Her zaman beklenmedik sürprizler hoş oluyor zaten. Programladığın zaman ya bende bir şey çıkıyor ya onu kaç haftadır programlıyoruz. Ya bir kahvaltıya gidelim. Ay rüzgar var, sesim geliyor. Kaç haftadır programlıyoruz. Olmuyor, denk gelmiyor. O bana gelecekti. Ben onunla bir yere gidecektim. Sonra dedim kalk Niger. Feride beni arayınca esti gittim. Şu gölgede bekleyeyim de beynim pişmesin. Şu derenin suyunu göstereceğim size. Çok güzel akıyor. Ay. Gene sözünü bitiremeyen Niger. Arası alıp anneme geçeceğim. Annemin mantı siparişine hem yardım edeceğim. Oradan da ya restoranta geçerim ya eve geçerim. Bakarım duruma göre.
iki taraftan akıyor su. Ay kolayı gider ayak içtim de asidi beni mahvetti. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok istiyorum bahçeye bunlardan. Şu mor olandan, şu pembe olandan. Çok güzel duruyorlar. Sesleri. Ay güzel bir gün oldu ya. Vallahi. Biraz gelirken otobüs beklerken başım pişti ama değdi en azından. Bu arada bilmeyenler için Feride teyzemin kızı. Tekirova'da yaşıyor. Benim evime çok uzak değil. Yeni gelenler için söylüyorum. Çünkü ortak izleyicilerimizin çoğu biliyor zaten ama onun da kanalı var. Ben de mutlaka linkini bırakırım. Ailemize son zamanlarda katılanlar vardır, bilmeyenler vardır. Hani bilenler için demiyorum zaten. Aşağıya bir yere bacımın kanalının linkini de bırakacağım sizin için kızlar. Benden de gider selam söylerseniz güzel olur. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? On birde dağıtılacakmış bebeğim karneleriniz. Dağıtılacak mı, biz mi gideceğiz? Yani 10:30 gibi gitsen yeter, yetişirsin. Anne gideceğiz mi, buraya mı gelecek? Yok, 11'de karneleri dağıtacaklarmış, daha erken gidebilirsin. Dağıtmak ne? Vereceklermiş. Karneyi alacakmışsın. Okul. Yarın beraber gideceğiz zaten. Arabayla mı? Bilmiyorum, sorarız. Baban ya bizi bırakır ya da anne, motorla sen gideriz. Sen mi süreceksin? Sen sürmeyi bilmiyorsun araba. Arabayı ben süremem aşkım, motorla gideceğiz. Öyle yok anne. Sen çok tatlısın. Bu sefer Hacı dedenin arabasıyla gideceğiz. Sen çok tatlısın. Tamam, dedenin arabasıyla gidelim. Anne, hep böyle eski kötü motorlarda gitmiyorum. Oh. Dedenin arabası güzel mi? Ne kadar ayıp. Ne fark eder senin için güzel araba, çirkin motor? Anne güzel. Ha? İnsanın gönlü güzel olsun. Kapıyı kapat, sivrisinek doluyor. Allah'ım güzelim, evime geldim. Çok şükür evim, anne, evim güzel içeceğim. Evim. Şimdi çamaşırları hepsini topluyorum. Yusuf beni motorla bıraktı, sağ olsun. Of Allah'ım, bu ne sıcak. Arası şimdi geldim almaya. Da benim vasıtam yok. Anneme neyle gideceğim bilmiyorum. Neyse şu annemle bir konuşayım. Belki gelir alır beni. Şu çamaşırlarımı toplayacağım. Restoranta uğradım. Biraz çiğ dönemle lafladık. Siz ne güzelsiniz. Ne güzelsiniz. Yetiştik Allah'a şükür. Gitmeden yatağı toplamadım. Şimdi yatağımı toplayacağım. Çamaşırlarımı toplayacağım. Of çok sıcak kızlar, çok. Bildiğiniz gibi değil. Elektrik faturası gelmiş 347 lira. Gayet normal. Feride'ye 1500 lira gelmiş. Vallahi 1500 liranın üstünde. Restoranta da bize 3700 lira gelmiş. Hani restoran tamam, normal, anlayabiliyorum. Bir sürü dolap çalışıyor. Bize 347 gelmiş. İlerleyen zamanda artık sıcaklar başlayınca klimayı açacağım. O zaman herhalde iki katına çıkar diye düşünüyorum. Çünkü klimasız mümkün değil evde gündüzleri durmak. Gece de durmak sıcak oluyor, mümkün değil. Bakacağız duruma göre. Bunlar şahlandılar. Bunların yerini sevdiler, gördünüz mü? Bunlar sevdiler yerlerini, maşallah sizi. Şu şuradan kopmuştu. Bunların son yerini göstermedim size. Şu mor yukarıdaydı. Buraya aldım. Bakın yerini sevmiş. Bu da bir şahlandı böyle sanki. İnanın kızlar, hani şey... Ne alakası var diyebilirsiniz ama çiçek bazen yerini seviyor, bazen sevmiyor. Böyle bir şey var yani. Sonra şunu yukarıdan aşağı indirirken dalı kırıldı. Kırılan dalını da şuraya gömdüm. O da geri tutar. Bunlar çok arsız oluyor çünkü. Şeyler yani böyle. Çok özel ilgi istemiyorlar büyümek için. Aşıklarım benim, aşıklarım benim. Oh mis gibi hava. Azıcık bir dinleneyim. Hele bir annemle konuşayım. Beni gelip motorla alabilirse. Gideyim ona yardım edeyim. Alamazsa da evdeyim oğluşla. Yarın karneleri 11'de dağıtılıyormuş. Yarına gider karneyi alırız, ondan sonra bu eğitim yılımıza hoşça kal diyebiliriz artık. Kibrit gibi olmuş valla, güzel kurumuş. Şimdi diyeceksiniz Nigoş bir orada bir burada. İşte öyle ben, kanatlı. Her yere uçuşuyorum, her yere yetişiyorum. Tam çamaşırları topladım, içeri girdim, üstümü değiştiriyorum. Çiğdem aradı. Müşteri var canım, ben gelip seni alacağım diye. Restoranda kimse yok, babam da yok. Bir tek Yusuf vardı. Neyse geldim, müşterilerin yemeklerini verdik, yardım ettim. Şimdi mutfağa geçeceğim, mutfağı bir toparlayayım. Bugün ben yoktum ya. Yusuf bir sürü tabak kaşık biriktirmiş bana. Bulaşıkları zayıştı. Yusuf şimdi yardım edeyim. Arası evde bıraktım, çok sıcak getirmedim. O da zaten uzanmış tablet izliyordu yatak odasında. Evde bir güzel esiyor, püfür püfür. Şahaneydi. Bu arada karnım da acıktı ama
bir şeyler hazırlarım giderim herhalde. Hem karnım doyurum hem Aras Kuzu'ya bir şeyler götürürüm. Of, sıcak gözlerim yakıyor, o derece kötü. Yapacak bir şey yok. Buraları toparlayayım, mutfağı toparlayayım. Ondan sonra yakalarım ya eve giderim. Bakarız durmaları. Evet, mutfağı tertemiz ettiğime göre bulaşıkları da makineye attım. Aşkitom şimdi Aras'a tost yapıyor. Aras okuldan geldi, bir şey yemedi. Ben çünkü hemen buraya gelmek zorunda kaldım, onu doyuramadım. Ondan sonra şu dolabı da düzenledim, size göstereyim. Şöyle. Yukarıda kahvaltılıklar, karpuz. Şurada soslar. Şurada böyle meyveymiş, rokaymış. Bunların hepsi yıkanmış. Tertemiz geri koydum. Çürümüşlerin hepsini ayıkladım. Domates, salatalık, bunların hepsini yıkadım. Şurada maydanoz, marul, defne yaprağı mıydı bu, neydi? Heh. Yok, defne yaprağı değil. O reyhan. Turp, havuç falan, bunları böyle dizdim. Hemen hazır olsun. Temiz yıkanmış bir şekilde. Şuradaki çürük biberleri falan ayıkladım. Arkada yedek maydanoz ve marullarımız var poşette. Şurada da sucuk, kaşar ve yufka var. Bunlar bayatlayan ürünü olduğu için ağzı kapaklı kutulara koydum. Dolabı şöyle bir sildim. Elden geçirdim. Evet. Balık vardı ya dünden. Ben balık atıştırdım. Şu karpuzun yarısını eve götüreceğim. Aras'la atıştırırız. Poşetliyim canım. Yusuf da tostu yapsın, bizi götürsün, bıraksın. Biz gidiyoruz. Yoğunluk olursa gene Yusuf gelip alacak beni. Geliriz. Güneşi batırdık. Ben azıcık dinlendim. Aras Kuzu dışarıya çıktı, mahallede oynuyor arkadaşlarıyla. Artık mahalle sezonumuz başladı. Bir de dışarıya alıştı ya arkadaşlarına. Babasıyla konuştum gerçi, artık günlük göndereceğim. Çünkü evde sıkılıyor. Restoranda da zaten sıcaklarda çok fazla kalmadığımız zaman... babasına söyledim, dedim sıkılıyor, dışarı çıkmak istiyor. O dedi ki serinlerde çıkar dedi. Biraz önce geldi, su aldı, su içmek istedi, acık şey, susamış. Karnını doyurdum zaten, tostunu yedirdim. Saat şu anda herhalde 7 olmuştur, güneş battı, baksana dağın arkasında. Oh, ben ne yaptım, su doldurdum, dışarı çıktım, birazcık uzandım. O arada uykuya dalmışım, terlemişim, kalktım, hemen bir su dökündüm. Vücudumu yıkadım, yani saçımı değil, saçlarım temiz. Günlük aslında yıkamamam lazım saçlarımı. Dün de zaten duş almıştım. Çiçeklerimi su yaptım. Susamışlardır. Onları azıcık şöyle bir sulayayım serinlikte. O benim bebişlerim. Ben de ekmek arası bir şeyler yedim. Acıkmıştım, domates falan koydum ekmeğin arasına. Ondan sonra... balık yemiştim iki dilim restoranda ama öyle doyurucu yemek olmadı benim için. Feride ama kahvaltı yaptım. Geç kahvaltı yaptık yani, ama tabii saat kaç oldu, bir tek geç kahvaltıyla kalınmaz. Ha Behlül, su yok, bıraktım sana aşağıya hayatım. Şu an azıcık sulayım ya yine de. Bir izleyicim yazmış ki hep kocanı memnun etmek için çalışıyorsun, ırgat gibi çalışıyorsun zaten. Kıymetini bil hayatının falan gibilerinden. Şöyle bir düşündüm. Evet yani... biraz fazla çalıştığım, fedakarlık yaptığım doğrudur. Hani restoran için olsun, hani ev için olsun. Hep diyor, koşturuyorsun, yıpratıyorsun kendini, sağlığının kıymetini bil falan. Kötü bir yorum değildi kesinlikle. Beni düşündüğü için yazdığı bir yorumdu. Kesinlikle yanlış anlamıyorum. Eleştirici olarak da kabul etmiyorum. Ya ırgat gibi, evet gün oluyor, gerçekten çalışıyorum. Dün çalıştığım gibi. Dünkü şeyi montajını yapıyorum da. Videonun montajını yapıyorum. Dün yorgundum, yapamamıştım. Gerçekten dün o yoğunlukta, o balıktan sonra o mutfağın hali, pisliği, yemin ederim beni çok yordu. Yani ha bu arada Feride yok, fark etmişsinizdir. Feride işten ayrıldı. Gene kendi isteği üzerine. Yine biz ona hiçbir şey demedik. Beni aradı ama artık geri dönüşü olmaz. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Sonuçta biz de bir müesseseyiz ve bizim de kendimize göre kurallarımız, işlerimiz, güçlerimiz var. Öyle istedim gittim, istedim geldim de olmuyor bu işler. Gitti. Geri de beni aradı. Ben kesinlikle kabul etmedim. Etmiyorum da. Ama şunu anladım ki Feride mutfakta bayağı işlerimizi hafifletiyormuş. Yani çünkü onun tek görevi mutfaktı. Çok fazla bir sorumluluk ona yüklemiyorduk. Ve mutfakta çıkan o bulaşıklar, o bilmem neler falan bayağı bir şey yapıyormuş. İnsanı yoruyormuş. Şimdi ben de birkaç gündür gitmiyorum. Biliyorsunuz hem kendimi dinliyorum hem işler sakin, ama günlük yani 2-3 masa bile olsa o kadar fazla bulaşık birikiyor ki. Yusuf'a üzülüyorum. Gerçekten yardımcı olmak istiyorum ama sonra diyorum ki hani senin de bir çocuğun var. Senin de kendi sağlığın var. Zaten hani çok fazla yoğunluk yok. Yoğunluk olduğu sürece gideceksin. Hiç kendi kendine vicdan yapma. Kendi kendine üzme, yorma. Ama bazen evet
fazla restoranda çalıştığımı gerçekten yorulduğumu hissediyorum ben de. Oh, yine de olsun ya, işimiz olsun da gerçekten ona da razıyım. Gerçi benim bu seneki görevim zaten restoranda çalışmak ya da mutfakta olmak falan değil. Biz bunu zaten kışın konuştuk hani kayınpederimle, eşimle. Ortak kararımızla benim hani görevim tamamen sadece kendi tekstil dükkanım, işte lokumumu falan satmak. Oturup kendi dükkanımı beklemek, yani restoranda ya da mutfakta, barda bir şeylere yardım etmek değil. Bunlar tamamen benim içimden gelerek yaptığım şeyler. Asla şikayetçi değilim ama biraz daha işler başlarsa mutlaka zaten kadroyu kurup eleman alacaklar. Yani öyle 2-3 kişinin işini bir tek Yusuf'un yapması zaten mümkün değil. Bakalım hayırlısı. Yorumunuz öyle gelince benim de böyle bir dikkatimi çekti. Onun üstünde birazcık konuşmak istedim. Bazen evet, fazla fedakarlık yaptım. Fazla kendimi yorduğumu hissediyorum açıkçası. Sonra da hasta oluyorum. Sonra bana çok yazıyorsunuz Hülyar'cığım. Çok çalışıyorsun, çok çabalıyorsun. Kendini hasta düşürüyorsun. Sağlığına dikkat etmiyorsun falan diye. Ne yapacaksınız kızlar? İşte buranın da düzeni bu şekilde. Kışları iş yok. Sürekli dinleniyoruz, evdeyiz. Yazları da böyle bir hengameye giriyoruz. Koşturmaya giriyoruz. Ah, dediğiniz her şeye katılıyorum açıkçası. Bazen kendimi çok fazla yormamam lazım. Çünkü ben bir eş olarak, anne olarak üstüme düşen görevlerin hepsini zaten yeterince, hatta fazlasını bile yapıyorum. Ondan dolayı. Ama bu benim tamamen kendi tercihimle alakalı bir şey. Hani bunu Yusuf ya da Yusuf'un ailesi beni mecbur bıraktığı için ya da bir şey beklediği için değil. Zaten biri benden bir şey isteyerek onu yapacak karakterde bir insan değilim. Benim içimden gelmesi gerekiyor ki ben ya bir yardımda bulunayım ya da bir hoşluk yapayım ya da içimden bir şey gelsin ki yapayım yani. Mesela bahçe, şu anda ne kadardır evdeyim, bahçede kalkıp da bir şey süpürmek, yaprak süpürmek, bahçeyi sulamak içimden gelmiyor. Yani bunu da kimse bana zorlayamaz, kimse de benden bunu bekleyemez. Çünkü bu benim sorumluluğum değil. Ama mesela evin temizliği, arasın bakımı, arasın ödevi, bunlar benim sorumluluğum olduğu için bunları insanların benden beklemesi çok normal. Ve ben zaten üstüme düşenin fazlasını veriyorum evimde, ailemde, evliliğimde, anne olarak. İçim rahat. Konudan konuya geldik, konudan konuya geldik. Genel olarak şunu söylemek istiyorum, yani bu tür sorular ve yorumlar sıklaştığı için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben mecbur olduğum için ya da benden biri beklediği için, benden istedikleri, talep ettikleri için değil benim restoranda olan yardımım, çabam. Ya da mesela kışın bahçede de işte odun kesiyordum, ona koşturuyordum, buraya koşturuyordum. Orada da çok yazıyordunuz, Nigar bak bu sağlığını çok... kıymetini bil, sağlığını çok arayacaksın belli bir yaştan sonra. Çok fazla koşturuyorsun, erkek işi yapıyorsun, işte ne bileyim odun kaldırıyorsun, onu taşıyorsun, bunu taşıyorsun. Evet, toprakla uğraşmak, bahçeyle uğraşmak başka bir şey ama sen erkek işi de yapıyorsun diye çok fazla yorum geliyordu ve ben bu yorumlar artık sıklaştığı için bunu böyle kısacık da olsa bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Evet, bazı yorumlarınıza katılıyorum. Gerçekten bazen kendimi çok fazla paralıyorum. Gerek yok. Sağlık her şeyin başı. Ben üstüme düşeni her şeyi yapıyorum. Böyle de mutluyum ama sadece Yusuf da çok fazla yorulduğu için ona arada böyle bir yardımlaşmaya girmek istiyorum açıkçası. Onu da yalnız bırakmak istemiyorum çünkü o da belli sorumlulukların altından geçiyor ve onun da kendine göre yükleri çok fazla. Tamamen onun azıcık da olsa yükünü hafifletmek için çabalarım. Başka da hiçbir şey değil. Yoksa ki ne bana düşmüş restoranda bir şey yapmak, ne bana düşmüş bahçede erkek işi yapmak. Ama bu benim içimden gelen durumlar. Neyse bebişlerim, mideme çöktü, ekmek arası yedim ya, yemin ederim. Yanında keşke Sprite falan içseydim. Sprite'ı da Aras zaten bitirdi. Canavar gibi maşallah. Hiç yani içecek dayanmıyor çocuğa. Azıcık karpuz yedim. Şu kadarcık Sprite bırakmış bana. Bunda gazı kalmamıştır. Mideme iyi gelecek. Maden suyum da yok. Neyse bakayım, eğer mide hapı varsa sen mide hapı atayım. Durum böyle. Akşama ettik zaten. Ben artık bu saatten sonra bir şey de yapmam, bir şey de çekmem. En kötü ihtimal müşteri olur da, grup olur da Yusuf ararsa Yusuf'a yardıma giderim. Yoksa ki evdeyiz. Yarın oluşum saat 11'de şey var. Karne alıyoruz. İnşallah yarın oraya hep beraber gideriz. Size götürürüm. Çekebildiğim kadar çekerim. Gerçi sınıflarda karneler verilecekmiş ve sanırım görüntü olarak çekemem. Resim olarak çekebilirim. Onları mutlaka buraya koyarım. Bugün de güzel bir günümüz geçti. Ferideciğimin yanına gittim. Ondan sonra restoranta koşturdum. Anneme gidecektim. Anneme yetişemedim. Onu mesaj attım ona, dedim. Müşteri vardı anneciğim, geç geldim dedim. Onu da bildirdim. Yani anneme de yetişemedim bugün. Ah, yapacak bir şey yok. Yani bin parçaya bölünüp herkese yetişemem değil mi? Oluyor böyle şeyler. Sizi çok seviyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Bay bay.